Karlov suikasti savcısından itiraf. Eski binbaşıdan Sadat uyarısı. Zonguldak'ta maden faciası. 3 işçi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'nden Ankara'ya sert uyarılar. Musa Anter'in katil zanlısı AKP'den aday adayı oldu. Haftanın özeti başlıyor. Hayır'ın verdiği kararlar bizi bağlamış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk haline ilişkin başvuruyu karara bağladı. Demirtaş'ın tutukluluğuna en kısa sürede son verilmesi için gereğinin yapılmasını isteyen mahkeme, Ankara'yı 10 bin euro manevi tazminat ile 15 bin euro yargılama gideri ödemeye mahkum etti. İlk değerlendirmesini avukatları aracılığıyla yapan ve siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edildi diyen Selahattin Demirtaş, bu şahsımla ilgili mesele değil, bütün Türkiye toplumu ve demokrasisi açısından çok vahim bir durumdur sözlerini kullandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına sert tepki gösteren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz ifadelerini kullandı. AYM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin insan hakları ve yargı konularında gecikmeden somut adımlar atması gerektiğini açıkladı. Ankara'da yapılan Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli siyasi diyalog toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ikili, akademisyen gözaltıları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararına da değindi. Mogherini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını Ankara'nın uygulamamasının sonuçları hakkındaki soruya, hoşlanın ya da hoşlanmayın, bizim standartlarımız var. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını takip etmeli. Burada herhangi bir çifte standart yok cevabını verdi. Akademisyenlerin gözaltıları konusunda kaygıları olduğunu söyleyen Johannes Hahn da, akademisyenlerin, insan hakları savunucularının karşılaştıkları duruma karşı demokratik çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz sözlerini kullandı. Görüşmenin yapıldığı saatlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'la sarayda bir araya geldi. Görüşme, Yüksel Kocaman'ın fotoğraflarını Facebook hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un katıldığı sergide polis memuru Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili yaklaşık 2 yıl süren soruşturma tamamlandı. İddianamede tetikçi polis memurunun Nurettin Yıldız grubu ile bağlantılı olduğu kabul edildi. Savcılık iddianamede yaptığı değerlendirmede Altıntaş'ın eylemden sonra farklı bir örgüte mensup olduğu izlenimini verdiğini, bunun hedef saptırma olduğunu öne sürdü. Tetikçi polis memuru suikastin hemen ardından El-Kaide'nin Suriye kolu Nusra cephesinin sloganını aykırmış, Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın. Bu zulümden payı olan kim varsa hepsi tek tek hesabını verecek diye bağırmıştı. Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın. Olay yerine ilk giden isim ise katilin ev arkadaşıyla fotoğrafları ortaya çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu. Saldırgan sağ ele geçilebilecekken Soylu'nun yönettiği yarım saatlik operasyon ve çatışmaların ardından tetikçi polisin ölü ele geçirildiği açıklandı ve cinayetin en büyük delili, olayın perde arkasının birinci tanığı ortadan kaldırılmış oldu. İddianamede savcının AKP iktidarı ve medyasının ısrarla gündeme getirdiği suikastçinin Gülen cemaat üyesi olduğu iddiasını desteklemek için izahat getirmeye çalışması ve hiçbir delil olmaksızın Altıntaş'ın Nurettin Yıldız grubuna sızdığını öne sürmesi de dikkat çekti. Altıntaş'ı Gülen cemaatiyle irtibatlandırmak için Körfez dershanesine gittiği iddiası bizzat annesi ve ablası tarafından yalanlanmıştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de 50 dakikalık jet görüşme yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'a tam bağlılığını göstererek İstanbul, Ankara ve İzmir'de partisini yarıştan çekti. 3 büyük ilde aday çıkarmayacaklarını ve AKP adayı kim olursa olsun destekleyeceklerini söyleyen Bahçeli, ittifaka ilişkin parti içinden gelen sert eleştirilere gözde olarak algılanan sözler kullandı ve "hiç kimse vazgeçilmez değildir" dedi.
Kayseri'de Gülen cemaati soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen Temmuz ayında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak hakkında açılan davada 4. kez hakim karşısına çıktı. Hakkında yapılan iddiaları kabul etmeyen ev hanımı Boydak beraatini istedi. Ancak mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Meral Boydak'ı silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, istinaf ve yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti cezanın infazına kadar yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verirken imza şartını ise kaldırdı. Musa Anter cinayeti davasında 5 yıl tutuklu kalan ve JİTEM'ci Abdülkadir Aygan'ın cinayetin faili olarak gösterdiği Hamit Yıldırım, AKP'den aday adayı oldu. 90'lı yıllarda bölgede koruculuk yapan Yıldırım'ın Şırnak merkeze bağlı Kumçatı Belde Belediyesi Başkanlığı için AKP'den aday adayı olduğu ortaya çıktı. Anter cinayetinin faili olarak gösterilen Yıldırım, 2012'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve 5 yıllık tutukluluk süresi dolduğu için geçen sene tahliye edilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, çocuk annelik hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı bilgi edinme başvurusuna gelen cevapları kamuoyuyla paylaşınca durumun vehameti ortaya çıktı. İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan skandallarla ilgili araştırma önergesi reddedilen, soru önergesine cevap verilmeyen Şeker'in bilgi edinme başvurusuna verilen yanıta göre sadece 18 aylık bir süre zarfında her gün 40'tan fazla çocuğun anne olmaya zorlandığı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin hazırladığı belgelerde de gerçeklerin gizlenmeye çalışıldığını belirten Ali Şeker, gebeliklerin yaşlara göre dağılımı ve kayıtlara geçen en küçük gebe çocuğun yaşı gibi sorularının cevapsız bırakıldığını söyledi. ...15 Temmuz gecesi iki tankın üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Sabri Ünal, sahip olduğu gazi kimliğini ve madalyasını iade etti. Twitter hesabından çalıştığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na istifa dilekçesini verdiğini de duyuran Ünal, muhtemelen hakkımda bir soruşturma açılır dedi. Ünal açıklamasının ardından Twitter hesabını kapattı. 15 Temmuz gazisi yaklaşık bir hafta önce de sosyal medya hesabından AKP sözcüsü Ömer Çelik'in 15 Temmuz gazileri ve şehitleri için toplanan 309 milyon lira için cüzi bir miktarda para toplandığı açıklamalarına Twitter'dan tepki gösterip "Yemin ediyorum AK Parti'ye benden oy alamayacaksınız. Siz gevezelik yaparken biz ameliyattaydık. Milletin 15 Temmuz şehitleri için topladığı yardıma cüzi diyerek hakaret ettiğinizin de farkında mısınız?" ifadelerini kullanmıştı. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından işçilerden bazıları oksijen maskelerini takarak dışarı çıkmayı başarırken 5 işçi ise ocakta mahsur kaldı. Patlamanın hemen ardından maden işçileri vücutlarında yanıklar oluşan 2 arkadaşlarını ocaktan çıkardı ancak daha içeride olan diğer 3 işçiye ulaşılamadı. Ailelerin endişeli bekleyişleri içinde saatler süren çalışmaların ardından 3 maden işçisinin cansız bedenleri gözyaşları içinde ocaktan çıkartıldı. AKP iktidarına yakın bir gazetede Hasan Cemal hakkında yakalama kararı olduğu iddia edildi. Haberde Gülen cemaatinin medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. Gazeteci yazar Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, söz konusu iddiaya ilişkin bizim elimizde ve bilgimiz dahilinde bir yakalama kararı yok. Bilgi almak isteyenler soruyu bunu yazan, bu iddiayı öne süren gazeteciye sorsunlar açıklaması yaptı.
Der türkische Präsident Erdoğan lässt sich im bosnischen Sarajevo von seinen Anhängern. NATO'da görevliyken Türkiye'ye çağrılıp tutuklanan, 1,5 yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra yurt dışına çıkan eski subay Cafer Topkaya, Erdoğan iktidarının silahlı milis gücü SADAT'ın Almanya'da operasyonlar yapmaya hazırlandığını öne sürdü. An Stimmen für ihn werden. Am 24. Juli Huffington Post'a konuşan eski binbaşı, AKP iktidarının Almanya'da uyuyan hücrelerinin bulunduğuna dikkat çekti ve ordu içindeki bir arkadaşım bana Sadat'ın Avrupa'da muhaliflere yönelik operasyon girişiminde bulunduğunu aktardı. Arkadaşım ordu içindeki güvenilir bir kaynak. Ayrıca Sadat'ın Anadolu Ajansı üzerinden Avrupa'daki uyuyan hücrelerine mesaj gönderdiğini de belirtti, sözlerini kullandı. Cafer Topkaya, MIT'in Kosova ve Afrika'da yaptığı kaçırma operasyonlarının benzerini Batı Avrupa ülkelerinde de yapabileceğini söyledi. Eğitimsen 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğretmenlerin ekonomik ve mesleki sorunlarına bakış anketini yayımladı. Ankete katılan öğretmenlerin %70'i kanun hükmüne kararnameler aracılığıyla yürütülen ihraç politikasından dolayı işinizi kaybetme korkusu yaşadınız mı sorusuna evet yanıtını verdi. 2424 öğretmenle yapılan anketin sonuçlarına göre öğretmenlerin %57'si aldığı maaşın yaptığı işin karşılığı olmadığını söylerken %70'i daha iyi bir teklif gelirse öğretmenliği bırakabileceğini ifade etti. Çorlu'da 8 Temmuz'da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciasının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çukura düşme anında makinistlerden biri oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasını tavana çarparken ikinci makinist de koltuğundan düşüyor. Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor. Bilirkişi raporlarına da giren görüntülerin göçün tren geçerken değil önceden meydana geldiğini bir kez daha ortaya koyduğunu açıklayan mağdur avukatlarından Turan Hançerli, topraktaki yumuşamanın selle ve yağmurla ilgisi yoktu. Günlerdir sürüyordu. İhmal önceden tespit edilebilir ve kaza önlenebilirdi. Bakım ve kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklı ağır bir ihmal var sözlerini kullandı. Uluslararası Yardım Örgütü Save the Children, Yemen'de 3 yıldır süren savaşta yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların sayısının yaklaşık 85 bin olabileceğini açıkladı. Yardım kuruluşunun Yemen direktörü, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar çok acı çekiyor. Çünkü iç organları yavaş yavaş iflas ediyor. Bağışıklık sistemleri çok zayıf ve enfeksiyonlara çok açıklar. Bazıları ağlayamayacak kadar zayıf. Aileler çocuklarının gözlerinin önünde eriyip bittiğine şahit oluyor ve hiçbir şey yapamıyor sözlerini kullandı. Savaş ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin uyguladığı abluka nedeniyle ülkede son 100 yılın en büyük gıda krizi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'de geçen ay yaptığı açıklamada yaklaşık 14 milyon Yemenlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.